Sokak röportajına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz, bir kadını çekici yapan 3 şey nedir? İzliyoruz. Bir kadının iç özelliği, çekici yapan 3 özellik. Göt, göz, meme. Bence gözleri, saçları, parfümü. Kadın olması yeter ya. Yürüyüşü, kıçı ve güzel olması. Göt. Başka ben bilmiyorum ki ya. Az konuşmak, az kavga etmek, kendini bilmek diyelim. Saçıyla oynaması. Mikrofona konuşması ve kameraya bakması. Gözleri, dudakları, karakteri. Nefes alsın yeter. Pembe nefes çizmeyi olmaz. Kadın olması, kadın olması, kadın olması. Varoluş nedeni zaten dişi olması yeterli bir sebep. Birinci kural bu olabilir. Buna bağlı karşı taraftakinin karakteri, benim için çok iyi yemek yapması. Dudakları, konuşma tarzı, bir de bakışları. Gözleri, bakışı, kirpikleri. Gez göz arpacık abi. Aha bak, gel. Bak, bir kadını güzel yapan 3 özellik de burada var. Kardeşlerin bir tanesi. Güzel. Yalan, yalan. Zengi, seksi. Doğal olması, yani komik olması, kafa olması. Hal ve hareketleri. Dişleri. Sütyen ölçüsü, orijinal olup olmaması ayakkabısın. Saçıdır, gözüdür, kaşıdır. Benim için birincisi bir kadının bakımlı olması. Özellikle tırnak konusunda ben çok dikkatlidirim. Çekici yapan ikinci şey gülüşüdür. Üçüncü olarak da davranışlarıdır. Dekolteleri. Edepli olmasıdır bence. Arkadaşın gözleri bir gözleri olması. İkincisi konuşması, üçüncüsü Eskişehir sporlu olması. Boyu, fiziği, yüz, burun, göz, diş. Çekici yapan özellik, bir bacakları var. Bileklerinden hoşlanıyorum. Bir de yüzleri, dudakları. Memeleri. Ondan sonra ayak bilekleri. Zaman zaman da hani üst bacak kasları olabilir. Çıplaklık. Öncelikle zekası. Kesinlikle yani. Diğer erkekler gibi fiziğinden girmeyeceğim ama gülüşüdür büyük ihtimalle ve ses tonu. Erkekleri de bayağında da. Kesinlikle ses tonu önemli yani. Saçı. Dış görünüşü değil de iç güzelliği. Giyim tarzı. Vücut. Esmer kızlar daha şey oluyor. Böyle. Daha çekici oluyor. Sarışında esmer kızlar. Kumral olması. Spor yapıyor olması. Bakımlı olması. Esprili olması da. Dış görünüş. Ambalaj. Bence de gözleri, gamzesi ve saçları. Sarışın olsun. Memeleri, bakışları, sonra bir de bilgili olması. Akıllı olması, sabırlı olması, kültürlü olması. Güzel olması ama hani o güzellikten de öte önce hani zeki ve onun daha çok konuşabilmesi ve hani bana göre açıkçası güncel konulardan falan ve popülerlikten uzakta güncel konulardan falan bahsetmesi bana daha çok çekici geliyor. Hani daha zeki, bir yaratıcı ve hani özgür fikirleri olan birisi bana daha çekici, daha cazip geliyor açıkçası ya. Önce sana soralım. Pelin söyle bakalım. Beyninin kıvrımları kesinlikle. İlk sırada bu var. Vay çok iddialı. Beyninin kıvrımları. Beynin. Ha beynin ben de deli diyorum, ne deli diyorum pardon. Pelin'in ben, kıvrımları. Allah seni kahretmesin. İki. Bakışları çok önemli bence. Sıcaklığı, tatlılığı. Bir kadın sıcak olmalı, tatlı olmalı her zaman bence. Bence gözleri, gülüşü. Bence bir kadın gülüşü çok önemli. Olabilir. Kendisiyle barışık olması. Ben gülüşü kısmına çok katılıyorum sana. Bir insanın hani gülmesi çok etkili bir şey bence. Kokusu bence çok önemli. Hı. Bir de sana verdiği güven. Umarız siz beğenmişsiniz. Siz de aşağıya yazın bakalım. Sizin için bu üç özellik neymiş? Hepinizi seviyoruz. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bırakın. Bye.